Ferdi'cim tamam. Teşekkür ederim canım. Ben kapatırım. Sen gidebilirsin. Tamam mı? Tamam Derya teyze. Yalnız ben şu keklerden bir tane yedim ama. Oh afiyet olsun. Dur bekle bakayım. Bekle. Al canım. Şimdi tatlı yedin, tuzlu tuzlu bastırsın. Bunları da ye. Hadi bakalım. Hadi. Afiyet. Sağ ol. Sağ ol. Ay dilim damağım kurudu ya. Ne oldu? Niye çağırdın? Sen ne güzel olay çekiyordum ya. Şimdi dışarı geçelim mi? Burada durmayalım yani böyle ayakta. Serin serin konuşuruz. Yok ya. İyi böyle işte. Hadi anlat bakayım sen ya. Neymiş o önemli mevzu? Yani şey... Kader... Bak sen çok güzel bir kadınsın. Ne bileyim böyle gösterişlisin. Maşallah. Cıvıl cıvılsın her zaman. Sahi öyleyim değil mi ya? Ama ben annemden çok dayak yedim bu yüzden biliyor musun? Oynak mısın kız sen diye, geçirdi terliği. Yok yani oynak değil de böyle sıcakkanlısın ya sen böyle. Ne bileyim herkesle konuşursun, şakalar yaparsın falan. Bir de insan böyle gösterişli olunca öyle hareketler de biraz dikkat çekiyor. Ne bileyim yani hani zaten Fırat abi olsa kime ne de. O da burada olmayınca şuraya çıkalım ya. Vallahi bak böyle ayakta konuşulacak konular değil bunlar. Gel şuraya dur, Allah dur, aşkına dur, gel. Dur. Şimdi aydım ben. Sen böyle güzelsin, hoşsun, alımlısın falan diyorsun. Bana bak. Yoksa beni soran mı olmuş ha? Tabii ben de kızacağım diye sen bana bir şey söyleyemiyorsun öyle mi? Ne kızacağım kız? Kısmet mi çıkmış bana? Ha tabii genç kız sandılar. Kısmet değil de lafın çıkmış. Ne lafı çıkmış? İlerle. Yani biraz uzak mı dursan, biraz böyle bir mesafe falan mı koysan? Yani ben seni biliyorum tabii ki ama sonra huzursuz olma diye konuşuyorum. Senin iyi niyetini biliyoruz. Da bunlar anlamaz. Konuşurlar bak. Bana ayar vereceğine iki laf edeydin ya Derya. Milletin yalan yanlış laflarını toplayıp bana geliyorsun. Etmedim mi sanıyorsun? Benim konuşmamla sussalardı. Susmazlar ama. Ben yine arkadaş olarak üstüme düşeni yapayım da. Hani hayat senin hayatın, istediğin gibi yaşa. Karışamam zaten. Ama benim bugün duyduklarımı Zeyno duyarsa kahrolur. Sen de bunu bil. Sen ne ima ediyorsun? Sen alttan alta beni tehdit mi ediyorsun Derya? Bak sakın, sakın Zeyno'yu bu işe karıştırma. Delirdin mi sen ya? Ben seni niye tehdit edeyim? Kızım millet konuşuyor diyorum, konuşuyorlar. Vakti zamanında senin hakkında da konuştu Derya. Kocasıyla evlenmeden önce başkasından hamileymiş dediler. Trabzon'dan bu yüzden kaçıp gelmiş dediler. Yok sağlık ocağına gitmişsin de orada ağlamışsın da hasta bakıcı duymuş da Ahmet abi zaten senden büyükmüş, çocuğu da olmuyormuş. Neler söylediler? Hiçbirini duydun mu? Duymadım. Çünkü kimden duyduysam bu lafları ağzını payını verdim. Sana da zerre hissettirmedim. İki dedikoducunun lafıyla seni üzmedim. Sen ne diyorsun şimdi? Milletin lafını dikkate alsaydık dışarı çıkamazdık diyorum. Sen de bunu bil. Kader. 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 Yine ne işin var ha? Bu sefer kimin için geldin ha? Ali yok. Suçlayacak kimse yok. Sıra kimde? Sende. Bir şey konuşmak istiyorum sakin sakin. Hatta gönül alma da diyebiliriz. Lütfen. Lütfen. Öf ya. Sen geç. Teşekkür ederim. Thank you.
Sizin Trabzon'daki fırının önünde de böyle masalar, sandalyeler vardı, çiçekler vardı. İçeriden mis gibi kokular gelirdi. Biz orada da böyle oturup sohbet ederdik ikimiz. Geçmiş geçti artık. Yok öyle bir şey. Bitti. E hani sakin sakin konuşacaktık? Çocukların öfkesi bize de bulaştı galiba. Peki madem. Nasıl oldu oğlum? İyi. İyi, bugün taburcu olacak. Evde de birkaç gün istirahat eder. İyileşir. Sevinim. Bak ben gerçekten çok üzgünüm. Yani olaylar bu noktaya gelene kadar... Her neyse yani Ali'nin hataları var. Ama ben oğlumu çok iyi tanırım. O kimseyi yaralamadı. Ben o konuda diretemem, diretmeyeceğim de zaten. Berk'in ifadesi de ortada. Umalım ki bir daha böyle bir şey olmasın. Olmasın. Çocuklar didişerek birbirlerini çok yıprattılar zaten. Yani ben elimden geldiğince yan yana getirmemeye çalışacağım. Babası yok mu? Ne? Affedersin. Yani babası yok mu, ilgilenmiyor mu? O ne diyor bu konulara diye. Vefat etti. Gözü kara, bildiğinden şaşmayan bir çocuk. Babasını mı çekmiş acaba? Ben şimdi burada seninle aile meselelerini konuşacak falan değilim, tamam mı? Yani konuşmam bittiyse işim var, müsaadenle. Sağ ol. Geçmiş olsun bu arada. Teşekkür ederim. Beş dört. Ne başladı ya? Evet. Kader. Sana ses ediyorum. Niye duymuyorsun? Duymamışım. Ne vardı? Hiç. Eğlencenin ortasında çekip gittiniz. Merak ettik. Gidelim mi tekneye? Gün batımını izleriz. Ne diyeyim? Olmaz diyor. Kızım, bir gidip geldin ayarım bozuldu senin. Ne oldu, Derya ablam bir şey dedi. Demedi. Ama ben diyorum. Duracak mı benim arkamda? Kızım, bir gören olacak. Ortaya çıkarsak seviyorum diyeceksin mi? Ha? Kızım. Sen bana sahip çıkacak mısın Bilal? Kızım şimdi git, senin sinirin bozulmuş. Sonra konuşalım. Ben de öyle düşünmüştüm. Bunlar Vefa'nın son görüntüleri. Polis o geceye dair olan bütün güvenlik kamerası kayıtlarını almış, incelemiş. Zaten aksi de beklenemezdi. Fakat bir şey bulamamışlar. İkna olmuşlar, dosyayı kapatmışlar. Bu gördüğünüz merdiven çatıya açılıyor. Yanında kimse yok. Zaten kısa bir süre sonra da... Yani anlayacağınız çocuklar... Vefa kendi canına kıymış. İntihar etmiş yani. Aksini gösterecek başka hiçbir şüphe kalmadı polisin elinde. Birini intihara sürüklemek de cinayettir.
El birliğiyle öldürdüler Vefa'yı. Ben çok üzgünüm çocuklar. Ali nereye? Derya. Çocuklar nereye? Derya. Bırak gitsinler. Bırak gitsinler. Bu zavallı çocuklar öfkelerinden en yakın dostlarının yasını tutamadı. Onlar için Vefa bugün öldü say. Bazen ebeveyn olarak kendini çaresiz hissediyor musun sen de? Hem de sıklıkla. İntihar etmiş lan. Berk baksana gerçekten intihar etmiş. Yavaş. Seni bu kadar neşelendiriyorsa ben de atayım kendimi bir yerlerine. Ya kardeşim niye neşelenmeyeyim? Baksana katil değilmişiz biz. Ya baş lan. Kes artık şu katil lafını. Manyak mıdır nedir ya? Depresyonu ayrı, neşesi ayrı ya. Berk. Özür dilerim kardeşim. Sana o kadar suç attım. Sıkıntı yok. Sürpriz. Hayırdır Cemre, neyi kutluyoruz? Hayatta oluşunu. İlginç bir sebep. Ayla teyze, Nesrin teyze hoş geldiniz. Aa, nesi ilginçmiş. Bundan daha güzel bir kutlama sebebi olabilir mi sence? Berat, en sevdiğim ben. Ben pastayı mutfağa götüreyim de servis etsinler. Çocuklar, Kenan nerede bu arada? Ali'nin annesi Trabzon'dan göç etmiş buraya. 2006'nın başında Tozlu Yaka'ya yerleşmiş. 3 ay içerisinde sevilen sayılan bir adamla evlenmişler. Adam kendisinden yaşça epey büyükmüş. Adamın 2. evliliği. İlk eşi vefat etmiş. İlk evliliğinden çocuğu var mı? Tek çocuk. Ali 4 yaşındayken vefat etmiş zaten. Ali ne zaman doğmuş? 2 Ekim 2006. Bunlar ne zaman evlenmişler? Nisan 2006. 6 ay. 6 aylıkken mi doğmuş çocuk? Prematüre mi bu çocuk? Doğduğu hastaneyi bul, araştır. Emredersiniz. Kolay gelsin. Cemre nerede? Bahçededir Azal Hanım. Ne arıyorsun? Belki ceket bakıyordum ya, üşümüş gibiydi biraz. Vereyim mi sana bir tane, ister misin? Okey. Hadi gidelim. Hadi. Ege'cim, aradı mı anneni geçen gün? Açmadı. Merak ettim, dönmedi de. Dönerse söyleyin, babam bir haftadır eve gelmiyor. Yani boşandılarsa haberim olsun yani. Ama bak her zaman söylüyorum, aralarında en komiği hep Ege'ydi. Anne, hakkımı yiyorsun. Üzgünüm tatlım, bende yalan yok. Şüphesiz. Hoş geldiniz. Kenancığım hoş bulduk. Gözün aydın, iyileşmiş Berk'imiz. Babacığım, sevincini o kadar belli etme istersen ya. Aa, şu dediğin lafa bak.
Bir tanecik oğlu var, sevecek tabii ki. Kalk bakalım. Hayırdır aşkım, ne oluyor? Aşkım üşüteceksin. Zaten ameliyat nazını çekeceğim. Bir de hastalıkla uğraştırma beni. Hadi lütfen. Gördün mü? Her şey düzeldi bile. Önder nerede? Ben burada olur diye düşünmüştüm ama... E bir arasana. Oh. Vallahi çok iyi geldi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Geç oldu değil mi? Ben kalkayım artık. Yok, hayır. Yani Ali'yi merak ettim, ona saate baktım. Aha. Şimdi yalnız kalırsam Ali'nin peşinden sokak sokak dolaşacağım. Ondan korkuyorum. İyisi mi odur? Hocam. O zaman Ali gelene kadar buradayım. Hiç merak etme. Geçecek değil mi? İyileşeceğiz yani. Hep iyileşmedik mi? Doğru, hep iyileştik. Sadece yaralarımızın izleri kaldı. Yakışmış ama. Nasıl? Yaraların diyorum. İzleri çok yakışmış sana. Artık dönsen ne olur, sönüyor.
Söyle Metin. Emin misin? Defa intihar etmedi. Katil hala serbest. Defa'nın mezarına gel. Derya? Derya, dışarı gelebilir misin? Bir şey konuşmam lazım. Derya? Soner, merhaba hocam. Nasılsın? İyiyim ben, iyiyim. Hastanede misin sen? Tamam. Senden bir ricam var. Bir işim düştü sana. Bir DNA testine ihtiyacım var. Aramızda kalacak ama. Ha, yok yok, Berk için değil. Başka bir oğlum olma ihtimali var.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.